Karo tavi mafiya domonnesima, pravonnesima me karo. Sen rasma. Kağan isma bin barak bu. Sara smayne her bu smayne. Hak tabi isma me karo. Sara ne isma re veşiye biyaro, raştiye biyaro. Helen biyaro, bereket biyaro. Diye mi? Bu bara, bin barak bu. Kağan dersini, velata dersini dedi bin barak. Hak racı mı? Hak racı, diye mi? Hak bürem pir karo. Hak smar ordum karo. İsa Allah smar, esmer, her şey o kadar neni. Ta isma, din isma ne manın? Kağan ayı Aralık ayının 21'inde başlar. Ocak ortalarına kadar bazı yerlerde devam eder. Bu ritüeller filan. Gal yani yaşlı karakteri oynayan aynı zamanda Kağan ayını yani eski seneyi geçmekte olan seneyi temsil etmektedir. İnanışa göre 21 Aralık'ta toprağın altına girer, ölür. 3 gün orada kalır, 4. gün kendini nefesleyerek kendini küllerinden yeniden yaratır. Yani eski paşadır. Güneşin tahtından inmiş olan eski paşadır. Çocuk donunda 4. gün tekrar doğar ve güneşin tahtına oturur. Rivayet odur, inanış odur. Peki Fatih karakteri yani o kadın kılığındaki erkek karakteri ne anlatmaktadır? O da dünyayı temsil etmektedir. Dünyanın nimetlerini, işte altını, elması, yemesi, içmesi her şeyi temsil etmektedir. Halk, onu kaçırmaya çalışanlar nefsi temsil etmektedir. Hani herkes dünyadaki bazı şeylerin kendisine ait olmasını ister. Onu kendine almaya çalışır. Ama orada bir Arap karakteri var. Yüzü boyanmış olan karakter. O dengeyi temsil etmektedir. Teraziyi temsil etmektedir. Yani dünyaya, dünyanın mallarına uzanan ellere vurmakta. Hak etmediğim bir şeyi, alın teri dökmediğim bir şeyi, emek sarf etmediğim bir şeyi alamazsın der. Dur der. Burada gördüğün her şey burada kalır. Bunlara kanma. Hiçbir şeyi birlikte götüremezsin der. Dördüncü karakter de Kotek. Heybe var onun omuzunda. O heybede de toplanan lokmalar taşınır ve o aynı zamanda da dayanışmayı temsil eder. Fatike'nin olmazsa olmaz şeylerinden bir tanesi
elbisesindeki iğne ipliktir. İğne iplik de rivayete göre şunu temsil etmektedir. Yani zaman sonsuzdur. Anlardan oluşmaktadır. Zamanın arasında oluşabilecek kopuklukları, aylar, yıllar arasında oluşabilecek kopuklukları diken de Hızır'dır. Ve ilk dikişi diken, ilk ameliyatı yapanın da Hızır olduğuna inanılmaktadır. Elinde bir kirmane vardır Fatike'nin, rıştike dediğimiz. O sağdan sola doğru hareket ettirilir. Bizim semahlarımız da sağdan sola doğrudur. Gök cisimlerin hareketleri de ve kuzeye doğru hep bir hareket vardır. Yani gökteki cisimler, ay, güneş olmazsa dünyada üretim ve yaşam söz konusu olamaz. Bu üretimde bir çark diğerini tetikler, diğerini tetikler ve böylelikle üretim meydana gelmiş olur. Peki Fatike neden erkek olmak zorundadır, onu söyleyeyim. Tamam, sen git, ben geliyorum. Dişilin içerisinde bir eril taraf vardır, erilin içerisinde bir dişil taraf vardır. Temsil ettiği şey odur. Zaten üretimin ilk basamağı da eril ve dişilin bir araya gelmesidir. Kısaca böyle bir şey daha söyleyeyim. Bu aylarda Zeyye dediğimiz kadınlar ziyaret edilir. Zeyye kimdir bizim kültürümüzde? Evlenip başka yere gitmiş kadınlardır. Bu aylarda o kadınlar yalnız olmadıklarını hissetsinler diye ziyaret edilir ve onlara çeşitli hediyeler sunulur. Bu da olmazsa olmaz şeylerden bir tanesidir. Kadınlar bu Gaan ayında çeşmelerden, temiz yerlerden sular getirirler. Bunu ağıla, evin içerisine serpiştirirler. Bu suyun da zemzem suyu olduğu söylenir. Bunun da ağıla, işte eve bereket getirdiği rivayet edilir. Evet. Evet. Yılmaz arkadaşımızın da ifade ettiği gibi aslında Hızır Aleyhisselam'ın 3 aylık yoğun bir faaliyet süreci var. O 21 Aralık'ta başlıyor. 21 Aralık'ta yüzü siyah olan karakterin yıldızı görünüyor gökyüzünde. O 21 Mart'ta koltuğuna oturacak. Hızır Aleyhisselam işte bu 3 aylık süreçte yoğun biliyorsunuz hemen Gağan'ın ardından Hızır gelir. 21 Mart'ta da yine koltuğa yeni paşanın oturtulma sürecinde Hızır'ın çok büyük rolü vardır. Yani bütün bu alemlerin döngüsünü yıldır. Aynı zamanda bir dayanışma günüdür bu. Fakirlerin kollandığı bir zamandır. Kış aylarına girerken etraf köylerde, etrafta kim fakirse ona yardımlar yapılır. Toplanan lokmaların artanı o haneye bırakılır. Biz de bu yıl her sene olduğu gibi geçen sene dağ keçilerini öne çıkarmıştık. Ona dönük çalışmalarda kullandık topladığımız lokmaları. Bu yıl bir ton kara kılçık buğday alacağız. Bu yıl tarımsal kalkınmayı öne çıkaracağız. Bir ton tohumu bir yerde çoğaltacağız. Önümüzdeki yılda daha profesyonel bir şekilde, daha rahat bir şekilde dağıtacağız. Yaygınlaşmasını sağlayacağız. Çok Eski vazon na gagandı sara nevi kome mari na verati mari na dinari haştiği bir yer o. Burası var. Allah Allah.